Çok güzel, böyle biraz romantik, birazcık bizi böyle alıp götürsün Türkiye gündeminden. Başka bir noktalara gidelim. Herkesin hayatında mutlaka da romantik bir evlilik teklifi vardır. Ya da hiç evlilik teklifi almayıp patatına kütelenek nişanını yapıp evliliğe giden çiftler vardır. Bakalım bu İtalya'da romantik evlilik teklifini kim yapmış, kim kabul etmiş? Evet, öncelikle ikinci sayfaya teşekkür ediyoruz görüntüleri bizimle paylaştıkları için. Efendim şimdi tabii ben böyle evlilik tekliflerinde çok böyle aşırı şaşalı yapılan, hani bir dönem vardı ya İstanbul'da, bilmiyorum hatırlar mısınız? Gerçi hala yapan var ama bana çok mesela korkunç geliyordu. Böyle tekne kiralanıyor biliyorsunuz. İşte teknenin içine kırmızı güller konuyor, işte şampanyalar konuyor. Sonra bir bakıyorsunuz lazerli gökyüzünde böyle İstanbul Boğazı'nın orada işte benimle evlenir misin yazıyor da başka bir şey yazıyor. Yani çok abartılı, çok büyük bu konu bir de sektör haline gelmişti. Evlilik teklifleri için özel şirketler vardı. Bunun için hazırlık yapıyorlardı. Gerçi bu ekonomik koşullarda öyle zannediyorum ki artık eskisi gibi de değil anacığım. Hani o eskiden de böyle işte kumsala ateş yakmalar, efendim şampanya patlatmalar, alyansların bile şu anda taşları küçüldükçe artık mercekle görülecek kadar minik hale geldi. Altının gramı ne kadar olmuş? Her şey o kadar çok arttı ki artık evlilikler de maalesef ki hani diyorlar ya iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Olmuyor şekerim artık. O eskidendi. Öyle iki gönül bir olduğu zaman samanlık seyran olmuyor. Tabii ki her şey maddiyat değil. Onu da öncelikle belirteyim. İki insanın birlikte sırt sırta verip bir şeyleri başarması da önemli. Hatta bazen öyle olur ki eve 100 bin lira girer, 100 bin tane bereketi yoktur o evin. Bir türlü burnunuz borcun içinden çıkmaz. Ama bazen de öyle anlar olur ki onun yarısı kadar kazanırsınız ama bereketiniz, bolluğunuz çok fazla olur. Buna da katılıyorum. Allah her şeyin bereketlisini versin ama birazcık da realiteye de bakmak gerekiyor. Gerçekçi de olmak gerekiyor. Baktığınız zaman şu anda bir evin içinde geçim sıkıntısı başladığı zaman çiftler birbirlerine karşı agresif, hoşgörüden uzak, ister istemez de hayat gailesi içerisinde neredeyse sadece bir gün izin yapan ya da iki iş yaptığı için eşini göremeyen insanlar da biliyorum. O yüzden bu ekonomik konjonktürde insanlar artık birazcık daha maddiyata bakarak gidiyorlar. Şimdi benim hep yıllardır söylediğim bir şey var. İlişkilerinizi ne kadar kendi içinizde yaşarsanız, ne kadar gizemli olursanız, ne kadar çok dışarıya bölük pörçük paylaşım yapmazsanız o kadar da çok ilişkinizi de aile hayatınızı da koruma altına alırsınız. Şimdi baktığımda Merve Dinçkol'la Feyyaz Şerifoğlu bunu çok iyi başarmış bir çift. Düşünseniz hanımefendi Kanal D'de hafta sonu haberlerini sunan bir sunucu. Beyefendi de onu özellikle patladığı nokta camdaki kız da Sedat Koroğlu karakteriyle tanıyoruz. Oradan buraya gelen bir serüven var. İkisi de tanınmış, ikisi de ekranda olan isimler. Ama yaklaşık olarak 4 yıldır ilişkilerini gözlerden uzak şahane bir şekilde de yaşamışlar. Yani çok fazla bir yerde görüntü de vermemişler. Çok böyle mıç mıç her yerde her şeylerini paylaşan bir çift de değiller. Ekran önünde olmadıkları için de ne oluyor? Hayatlarını, özellerini koruma altına alarak devam ettiriyorlar. Bu da işte ortaya evliliğe doğru giden kazasız, belasız, çirkinleşmeden, dejenerasyonun bir parçası olmadan böylesine sevimli, güzel bir diyalog çıkıyor ortaya. Ama tabii bundan sonrası da önemli. Böyle bakarsanız bazen şaşalı evlilikler yapılır. Özellikle mesela o büyük lüks otellerde yapılan milyonlarca paralar harcanan aslında o yapılan deyip eşe dostu birazcık hava cıvı olsun diye yapılan şeylerdir. Sonuca baktığınızda evlilikler maalesef eskisi kadar yürümüyorlar. Böyle olunca da o yüzden ilk etapta hemen böyle evliliğin şeyine bakmamak lazım. Lütfen birazcık da olsun karşınızdaki adamın önce kesesine bakmak yerine bir bakın bakalım merhametli bir adam mı? Hayatta dost seçerken bile merhametsiz, vicdandan uzak adamlardan uzak durun.
İkincisi, sizi severken öldürmeyen adamlar seçin. Yani bazen söylerim ya, hani çok seviyorum ama karşıdaki insan senin sana sevgisi bittiği noktada böyle bir adam gibi bir şey sergileyip o ceketi alıp sessiz sedasız hayattan gitmek lazım. Kimse kimsenin bu hayatta garantisi de değil. Evlilikler başlar, biter. İlişkiler başlar, biter. Her halükarda da her iki tarafında birbirine saygı duyması gerekiyor. Ben birçok ilişkide bazı insanların egoları devreye girdiği için, zaten o üçüncü sayfalarda görüyorsunuz işte, adam egosu devreye girdiği için şunu söylüyor. Diyor ki seviyordum, aşıktım, işte bırakamadım. Hayır efendim, senden ayrılan kadının başka bir adamla aynı hayatı, aynı yatağı paylaşması gözünün önüne getirdiğinde ego zedelendiği için takıntı haline getiriyorsun ve o insandan öfkeni bu şekilde çıkarıyorsun. Bu tarz insanlardan da ilişkilerinizde uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Öfke kontrolü olmayan adamlardan uzak durun. Beni çok kıskanıyor, ondan böyle yapıyor dersiniz. Hayır efendim, kıskançlık dozajındadır. Tabii ki bizi hayvanlardan ayıran önemli bir özelliktir eşimizi kıskanmak, ama hayat denge üzerine gider. Dengeli durmak lazım. Şimdi Feyyaz Şerifoğlu, biliyorsunuz O Ses Türkiye yarışmasında aslında sesiyle hayatımıza girmiş bir adamdır. İnci Tanem şarkısını söylemişti ve o şarkıyla bir anda hayatımıza girdi. Arkasından da yine şarkılarıyla var oldu. Hatta hala da Ajda Pekkan'ın vokalistliğini de zaman zaman yapmaya devam ediyor. Sesten geldi ama Camdaki Kız'la müthiş bir patlama yaşadı. Şöhretine şöhret kattı ve basından, medyadan uzak bir ilişki yaşayarak da gördüğünüz gibi bir yola girdi. Yakın bir tarihte de nikah görülüyor. İkisine de buradan mutluluklar diliyorum. İnşallah bu kadar saf, güzel ve pırıl pırıl temiz başlayan ilişkiniz...